Merhaba arkadaşlar, Pastoral kanala hoş geldiniz. Bugün fitopatolojiden bitki patojeni virüsler konusuna giriş yapacağız. Bir önceki videomuz fitopatolojiye girişti. Bitki korumanın bölümlerini, alt bilim dallarını ve fitopatolojideki bazı terimleri size açıkladım. Bazı simptomları fotoğraflı olarak gösterdim. Onun öncesindeki videoda ise bitki koruma ürünleri, bayilik ve toptancılık sınavının içeriğiyle alakalıydı. Eğer izlemek isterseniz hangi tarafa denk gelecek bilmiyorum. Şuraya ya da şuraya bir kart ekleyeceğim arkadaşlar. Bu sayede rahatça onlara da ulaşabileceksiniz. Ayrıca daha önceden çekmiş olduğum bazı zararların biyolojisi ve mücadelesiyle alakalı güzel videolarım da bulunuyor. Onları da kart olarak eklemeye çalışacağım. Göz atmak isterseniz atabilirsiniz. Bugün sizlere bitki patojeni virüslerin yapılarından bahsedeceğim. Simptomlarından bahsedeceğim. Varsa çözüm yolları yani mücadele yöntemlerini anlatacağım. Ve ardından kapanışa gideceğiz. Peki bir sonraki videomuzda ne anlatacağım? Beni gerçekten okurken çok zorlayan patojen funguslardan bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer hazırladığım sunuları not olarak istiyorsanız arkadaşlar, altı açıklamayı bırakacağım maile atabilirsiniz. Ben de sunumu sizinle paylaşırım. Artık siz de çalışmanıza katkı olursa ne mutlu bana. Tabii ki bunlar ücretsiz. Olur da hani böyle ücret olacak mı falan diye düşünmeyin, aklınıza getirmeyin. Ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım tabii ki. O zaman abone olduysanız ve like attıysanız, eğer varsa güzel yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız, bu öneri olur, istek olur ya da sadece mutlu etmek adına bir yorum olur yazarsanız ben çok mutlu olurum. Videoya başlayalım. Bitki koruma ürünleri, bayilik ve toptancılık sınavına hazırlık notlarımızın ikincisine geçtik. Bugün sizlerle bitki patojeni virüsleri işleyeceğiz. Bitki patojeni virüslerden bahsederken tabii ki bitki patojeni farklı, hayvan patojeni farklı diye bir durum kesinlikle yok. Bu yüzden öncelikle sizlere virüslerden bahsetmem gerekiyor. Virüsler arkadaşlar 200 nanometreden küçük olan ultramikroskobik yani çok 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 küçük DNA ya da RNA yapılarından sadece birini bulunduran, hatta aslında sadece RNA yapıda olduğu biliniyormuş ama sonradan DNA yapıda olanları da bulunmuş. Patojenik ırklar oluşturabilme yeteneğine sahip. Yani şu anda da zaten COVID'le bildiğiniz gibi savaşıyoruz, hatta savaşmıyoruz, böyle korunmaya çalışıyoruz diyeyim. Patojen ırklar oluşturma yeteneğine sahip, hiçbir zaman canlı organizma olmadan yaşamsal bir faaliyet gösteremeyen, yani bunların bir metabolizması yok arkadaşlar, obligat paraziter. Yani canlı bir organizma, hayvan, bitki, herhangi bir işte fungus hücresi yokken arkadaşlar, bunlar hiçbir şekilde yaşamsal bir faaliyet gösteremiyor. Bu yüzden aslında varlıklardır dememiz daha doğru. Canlılardır demek biraz saçma kaçabiliyor çünkü canlı değiller. Sadece canlı bir hücrenin içerisinde canlılık faaliyeti gösterebilen varlıklardır arkadaşlar. Virüsler bir protein kılıfı ve bir nükleik asitten oluşuyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir RNA ya da DNA nükleik asitini içeriyor ve dışarısında bir protein kılıfı var arkadaşlar. Ve virüsler farklı şekillerde olabiliyor arkadaşlar. Çubuk şeklinde, yuvarlak, mermi şeklinde. Yani çubuğun içerisine işte spiral tarzı şekiller de giriyor. Şimdi koronavirüs hangi şekilde dersek yuvarlak şekilde diye söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar virüsler konukçularına göre isimlendiriliyor, ayrılıyor. Bakterileri eğer hasta ediyorsa, enfekte ediyorsa buna bakteriyofaj. Eğer mavi yeşil alglerde enfekte sağlıyorsa bunlara siyanofaj. Eğer çiçekli ve tohumlu bitkilerde hastalık oluşturuyorsa fitofaj, ki bizim şu anda ilgileneceğimiz konu bu. İnsan veya hayvanlarda hastalık oluşturuyorsa zoofaj, yani şu andaki koronavirüs COVID-19 zoofajlar grubuna giriyor. Eğer böceklerde hastalık oluşturuyorsa yani entomopatojen bir virüsse artropodafajlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada bir görsel gördüm, buldum ve burada sizinle paylaşmak istedim. Burada nasıl işte bir virüsün enfeksiyon oluşturduğunu gösteriyor arkadaşlar. Öncelikle içeriye giriyor ve sonrasında genetik materyal işte RNA ya da DNA hangisi ise içeriye koyuyor ve içeride
replike olmaya başlıyorlar artık. Replike olduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğalıyorlar ve bu sefer dışarıdan yine bir kılıf edinerek, şu hücrenin kılıfından kılıf edinerek dışarıya çıkıyorlar. Çok fazla sayıda yeni hücreleri infekte etmek üzere arkadaşlar. Yine burada bakteriyofajlar vardı. Bunu da gördüm. Gördüğünüz gibi bir bakteriyofaj bakteri hücresine yaklaşıyor. İçerisine genetik materyalini aktarıyor. Genetik materyaller içeride çoğalıyor. Ve gördüğünüz gibi bakteriyofajlar çoğalıyor. Ve sonrasında hücreyi parçalayarak dışarı çıkıyorlar. Daha fazla sayıda arkadaşlar. Virüsler ilk bulundukları bitki adı ve bitkide oluşturdukları simptomlara göre İngilizce olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Buraya örnek olarak tütün mozaik virüsünü yazdım. Tütün mozaik virüsü birçok bitki enfekte edebilen bir virüs. Ama ilk olarak tütünde bulunmuş ve tütündeki simptomu da mozaik simptomuymuş. Bu yüzden tobacco mozaik virüsü olarak isimlendirilmiş. İngilizce olarak isimlendiriliyor. Şimdi bunu neden İngilizce diye düşünebilirsiniz. Hani çünkü bakteriler işte başka birçok şey, funguslar Latince isimlendiriliyor. Çünkü arkadaşlar virüsler çok yeni. Ve isimleri işte sıralamaları şu su bu su değişebiliyor. Fakat bildiğiniz gibi Latince ölü bir dil. Özellikle bilimsel olarak bu kullanılıyor ama virüsler çok böyle değişmeye çok yatkın. Her gün yeni gelişimler gösteriliyor. Bildiğiniz gibi bir tedavisi de yok bitki virüs hastalıklarının. Bu yüzden İngilizce olarak isimlendiriliyorlar. Virüs hastalıkları adlandırılmasında öncelikle hastalığın tam adı, sonrasında ise akronimi yazılır. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi alfalfa mozaik virüs, apple mozaik virüs, alfalfa mozaik virüs A, mozaik M'si, virüsün V'si arkadaşlar. Hastalık isminin baş harflerinden oluşan kısaltmalar parantez içerisinde yer verilir. Eğer hastalıkların akronimi birbirinin aynısıysa bakın arkadaşlar. Şu APMV'yi görmeyin. Eğer alfalfa dediği yonca mozaik virüsü AMV, gördüğünüz gibi Apple'da A ile başlıyor. AMV olacaktı ve bir karışıklığa sebep olacaktı. Öncelikle alfalfa mozaik virüs bulunduğu için buna AMV diyoruz. Ama Apple mozaik virüs sonradan bulunduğu keşfedildiği için Apple'ın ikinci harfini yazıyoruz. APMV şeklinde yazıyoruz arkadaşlar akronimini. Peki bitki patojeni virüsler nasıl taşınır arkadaşlar? Mekanik olarak taşınırlar. Mesela tütün mozaik virüsü arkadaşlar. Sigara bakın bunun sorusu gelmişti. Ya geçmişte gelmişti ya da benim girdiğim sınavda gelmişti. BKÜ'de. Tütün mozaik virüsü öyle ki sigara içtikten sonra elinize eğer bulaşmışsa seraya gittiğinizde domatesleri elinize sürdüğünüzde oraya da taşınabiliyor arkadaşlar. Yani sigara o hani koru artık kaç santigrat derece ise o bile etki etmiyor. Yani bu da bir mekanik taşınmadır arkadaşlar. Tohumla taşınma. Her virüs hastalığı tohumla taşınmaz ama bazıları tohumda bulunur. Ve bu bir tohumla taşınma sağlar. Toprakla taşınma. İşte toprakta bulunan bir virüs eğer toprakla taşınabilir. Parazit bitkilerle taşınabilir. Buna en iyi örnek küskütler arkadaşlar. Çünkü küskütler çok fazla bir şekilde köprü görevi görüyor resmen arkadaşlar bitkiler arasında. Ve öz suyu alışverişini sağlıyor. Bu yüzden parazit bitkilerle taşınması çok kolaydır. Vektör böceklerle özellikle Hemiptera takımındaki sokucu emici ağız yapısındaki böceklerle çok rahat bir şekilde taşınıyor arkadaşlar. Alet ekipmanlarla bulaşma oranı çok yüksek. Çünkü bizler her alet ekipmanı kullandıktan sonra dezenfekte etmiyoruz. Ve oradaki o hani virüs partikülü diyeyim artık orada bulunduğu için rahat bir şekilde eklenebiliyor artık o diğer sağlıklı bitkinize maalesef. Bu yüzden alet ekipmanları özellikle bıçak, aşı bıçağı, işte bağ budama makası bu tarzdaki şeyleri %1'lik çamaşır suyu su çözeltisiyle temizlememiz gerekiyor. Her başka bitkiye geçtiğimizde arkadaşlar. Bakın burada örnek vermişim. Bu bir afit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hastalıklı bitkiyle beslenmiş. Sonrasında diğer sağlıklı bitkilerle beslenmiş. Ve bu sayede bir taşınma sağlamış vektör böcek olarak. Ya da bakın küsküt. Şu hani turuncu cins saçı da derler. Bir bitkiden diğer bitkiye atıyor ucunu. Ve oralarda böyle kökler oluşturuyor. Bitkinin işte artık gövdesinde, yaprağında, neresindeyse. Ve orada gördüğünüz gibi taşınmalara neden olabilir arkadaşlar.
Bitki patojeni virüslerin bitkilerde oluşturduğu simptomlar. Arkadaşlar, bitki patojeni virüslerin oluşturduğu simptomlar birçok başka simptomla karıştırılabilir. Hem biyotik hem de abiyotik. Yani nekrotik lekeler görürsünüz. Aslında bunların sebebi, sallıyorum tamamen, güneş olabilir ya da bir böcek olabilir. Siz bunu fark etmeyebilirsiniz. Ya da işte bir besin elementi eksiktir ve sizler o elementin eksikliğiyle işte bitkide görülen o virüs simptomunu karıştırabilirsiniz. Bunlar doğaldır. Bunların en iyi yolu ileride de göreceğimiz teşhis yöntemlerini kullanarak teşhis etmektir. Bu yüzden gördüğünüz her şey bu virüsmüş demek doğru değil. Tabii ki bazı virüs hastalıklarının çok spesifik simptomları var. Bunları gözlemlediğinizde bu virüsmüş diyebilirsiniz gerçekten de, ama bazı simptomlar dediğim gibi özellikle besin noksanlığıyla çok karıştırılabilir arkadaşlar. Şimdi ben bunları örnek her birine bir fotoğraf koydum. Ama yine de burada bir saymakta fayda buluyorum. Gördüğünüz gibi cücelik, yani bodurluk, mozaik, renk kırılması, damar açılması, enasyon, kabarcıklaşma, sihirler, notlar arası kısalma, çift not oluşumu, sararma, nekrotik lekeler, yaprak kıvrılması, tümörler, malformasyon. Arkadaşlar, bakın, yaprak kıvrılması dediğimiz şey budur. Yani orada yazmadığımız birçok şey de vardı. Ben özellikle yazmadıklarımızı burada fotoğrafla göstermek istedim. Bakın, burada domatesin yaprakları kıvrılmış, dışına doğru bükülmüş. Bu bir simptomdur arkadaşlar. Ya da bakın burada damar açılması simptomu var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tabii bu besin noksanlığıyla, besin maddesi noksanlığıyla karıştırılabilir. Ama tabii başka simptomları da içerdiği için onları da görmeye çalışırsınız ya da PCR yaparsınız arkadaşlar. Bakın, bu enasyon özellikle yaprağın altında oluyor. Şurada her ne kadar üstünde gibi görünse de özellikle alt kısımda böyle garip garip şekilde bazı deformasyonlar var oluyor arkadaşlar. Bakın, bu mozaik belirtisi. APMV, Apple Mosaic Virus muhtemelen. Gördüğünüz gibi yapraklarda. Şarka. Bunu gelin bana sorun arkadaşlar. Bakın, erik şarka virüsü karantinaya tabi bir virüs hastalığıdır. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Yani ben özellikle böyle önemli konuları böyle hem göstermeye çalışıyorum, hem de daha böyle o konulara gelmeden sizlere söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden videoları daha dikkatli dinlemenizi rica ederim. Burada erik şarka virüsü var arkadaşlar. Karantinaya tabidir. Malatya'nın doğusunda erik şarka virüsü yoktur. Ari bir bölgedir. Özellikle bildiğim kadarıyla Bulgaristan'dan buraya doğru yine yayılmış. Ve Malatya'nın batısında kesinlikle çok yaygın. Afitlerle taşınıyor ve gördüğünüz gibi çok spesifik bir özelliği var. Şu çekirdekteki halkalar. Arkadaşlar, sakallaşma. Bu sakallaşma şeker pancarında, rizomanyada çok fazla net bir şekilde görülüyor. Böyle delirmiş gibi çok fazla bir şekilde, bu aşırı bir görüntü değil bu arada. Çok daha kötüleri var. Neden bunu koymuşum bilmiyorum ama çok fazla kılcal kök oluşumu oluyor arkadaşlar. Şeker oranı zaten yok. Çünkü böyle avucunuz kadar bile, normalde şeker pancarları çok büyüktür. Yani avucunuz kadar bile yok. Zaten şeker oranı da düşük. İstediğiniz verimi maalesef alamıyorsunuz. Kıvırcıklaşma. Gördüğünüz gibi bakın bunu. Özellikle afitler de yapabilir ama hani karıştırmamanız için söylüyorum. Ama bu şekilde kıvırcıklaşma da yapıyor arkadaşlar. Kloroz, yaprakta deformasyon. Gördüğünüz gibi yapraklar deforme olmuş şekilde. Ve sarı sarı lekeler var arkadaşlar. Nekrotik simptomlar. Klorozlar var. Peki bitki patojeni virüsleri nasıl teşhis ederiz arkadaşlar? Bu çok önemli bir konu. Çünkü şu anda da aslında çok fazla duyuyoruz PCR'ı. Çünkü koronavirüs hayatımıza girdi ve herkes PCR testi negatif çıktı, pozitif çıktı. Arkadaşlar, PCR şöyle ki, işte bazı tampon çözeltiler falan oluyor. Onları kullanarak, işte bitkinin de kendi o öz suyunu kullanarak içerisinde virüs olduğunu ya da olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Moleküler hibridizasyon, elektron mikroskopuyla ya da ELISA ile yapabiliyorsunuz. Ama bunların en net, kesin sonucunu veren PCR'dır diye biliyorum. Elektron mikroskobu da sanki olabilirmiş gibi geliyor. Ama ELISA çok da güvenilir değil.
Bitki patojeni virüsler istisnalar dışında insanlara bulaşmazlar. Arkadaşlar biber hafif ılımlı lekelilik virüsü gibi bir şeydi herhalde bunun Türkçesi. Şöyle söyleyeyim, ben bununla ilgili bir ödev hazırlamıştım, PowerPoint ödevi. Özellikle İspanya'da bir bölgede arkadaşlar insanlar biber yiyor ve karnı ağrımaya başlıyor. İşte ishal tarzında şeyler, simptomlar görüyorlar. Ondan sonra gidiyorlar hastaneye, hiçbir şey yok. Fakat sonrasında işte bir PCR testi yapıldığında, dışkıyla yapılıyor bu arada bu PPMV'nin, pardon, PMMOV'nin PCR'ı. PCR yaptıklarında insanlarda bir bitki virüsü keşfediyorlar. Ama bunun dışında benim bildiğim kadarıyla ve net olarak virüslü bitkilerin yenildiği zaman insanlarda herhangi bir etkisi yok. Ama şöyle bir şey, virüsler meyveleri, işte bitkilerin o yediğimiz kısımlarını daha acı, daha asitli, işte daha şeker oranı düşük hale getiriyorlar. Bu yüzden zaten yemek de istemezsiniz. Ve çok önemli bir konu arkadaşlar. Bu BKÖ'de bence kesin çıkar. Yani çıkmasa da bilmeniz şart. Arkadaşlar, bitki virüs hastalıklarına karşı kimyasal hiçbir mücadele yöntemi yok. Yapabileceğiniz en iyi şey karantinayı çok sıkı tutmak. Mesela Malatya'ya şu anda sert çekirdekli meyve fidanı girişi yasak. Buna uymak zorundasınız. Hem vicdan ve vatandaşlık görevi olarak, hem de zorundasınız arkadaşlar. Bu yasak. Yasal olarak yasak yani arkadaşlar. Çünkü oradaki bütün tarımsal aktiviteyi bitirebilirsiniz. Malatya'da şarka virüsü bulunduğu zaman Türkiye'nin ihracat ürününün çok önemli bir kısmı tamamen duracak demektir. Yani siz kendi elinizle bütün herkesin rızkını, yani şu anki ve gelecekteki herkesin rızkını tehlikeye atıyorsunuz demektir. Bunu hem çok iyi denetlemeyen o denetçi, hem de işte o artık fidancı ya da herhangi birisi, yani batırmış oluyor, haberiniz olsun. Hem çok büyük bir vebal, hem de çok büyük bir suç, ağır yaptırımları da var arkadaşlar. Bu yüzden karantina tedbirlerinin uygulanması çok önemli. Bunun haricinde eğer virüs hastalıklı bir bitki görürseniz yapabileceğiniz en iyi şey imha etmektir. Arkadaşlar, umarım bitki patojeni virüsleri biraz olsun aklınızda oturtabilmişsinizdir. Yani buna vesile olabilmişimdir, güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Olabildiğince kısa tutmaya çalıştım, inanın bana. Ve olabildiğince fotoğraflarla desteklemeye çalıştım. Açıklayıcı olmaya çalıştım. Umarım siz de faydalanabilmişsinizdir. Tekrar kanala abone olarak bana destek olmayı unutmazsanız ve beğendiyseniz, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.